Buna göre Kazım Karabekir Paşa alanlarından hangileriyle ilgili çalışmalar yürütmüştür? Kazım Karabekir 1882'de İstanbul'da doğdu. 1905'te Harp Akademisi'ni bitirerek Manastır'a atandı. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanlığını yaptı. Askeri 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Siyasidir, parti kurması. Kazım Karabekir Paşa Doğu Anadolu'da görev yaptığı sırada önemli çalışmalar yürüttü. Burada 1. Dünya Savaşı sırasında anasız babasız kalan 4000 kadar çocuğa sahip çıktı. Karabekir Paşa Gürbüzler ordusuna adını verdiği bu çocuklar için Sarıkamış'ta okullar açtı. Eğitim ve sosyal faaliyetler içerisinde bulunduğu da ortada. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nin açılış nedenidir? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan beri Ermeniler gerek Ermenistan içinde gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri toplu olarak öldürmekten bir an geri durmuyorlardı. 1920 yılının sonbaharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir dereceye geldi ve Ermenistan seferine karar verdik. 9 Haziran 1920 tarihinde Doğu Anadolu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi komutanı yaptık. Şimdi açılış Doğu Cephesi'nin açılma sebebini soruyor. Ermenilerin bölgedeki Türklere zarar vermesi paragrafın genelinde anlatılmış. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Antep şehrinde Kuvayi Milliye'nin lideri olan Şahin Bey bölgedeki işgalci Fransız birliklerinin komutanına şu mektubu göndermiştir. Şahin Bey bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Fransız garnizonu komutanlığına 21 Şubat 1920. Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde bir damla Türk kanı karışıktır. Her bucağında bir atanın mezarı vardır. Adı belli olmayan zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşamaktadır. Türk bu vatanlara, bu topraklarda Türk'e sığındı, kaynadı. Sade siz değil, bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz. Sonra sen hiç ömründe Türk esiri yaşamaz diye duymadın mı? Namus ve hürriyet için ölüme atılmak ise bize Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canlı kıymetli insanlarsınız. Çatmayınız bize. Bir an evvel topraklarımızdan savuşup gideriz, yoksa kıyarız canınıza. Burada tamamen bağımsızlık vurgusu yapılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız Türk milletinin bağımsızlıktan taviz vermeyeceğini olacaktır. B şıkkıdır. Buna göre Gümrü Anlaşması ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Doğu cephesinde elde edilen zaferden sonra Gümrü Anlaşması imzalanarak Ermenilerle olan savaşa son verilmiştir. Siyasi bir başarı elde edildiği ortada. Bu anlaşmaya göre Ermeniler işgal ettiği toprakları boşaltmışlar ve doğu sınırı Ardahan'ın bir bölümü ve Artvin dışında bugünkü halini almıştır. Kars, Iğdır, Sarıkamış gibi yerler tekrar Türk topraklarına katılmış. Yani kaybedilen topraklar geri alınmış. Gümrü Anlaşması ile Ermeniler Misak-ı Milli'yi tanımış, meclisin varlığını ve Türkiye üzerinde hiçbir hakları olmadığını kabul ederek toprak taleplerinden vazgeçmişlerdir. Bu anlaşma meclisin uluslararası alanda yaptığı ilk anlaşma olması nedeniyle önem taşımaktadır. Meclis açısından önemli bir başarı olduğu ifade edilmekte. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre Sütçü İmam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Maraş'taki Fransız Ermeni askerleri 31 Ekim 1919 günü evlerine gitmekte olan 3 Türk kadınına burası artık Türk memleketi değildir, Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez diyerek saldırıda bulundular. Silahsız şekilde olaya müdahale etmek isteyen Çakmakçı Sait'i de şehit ettiler.
Bunun üzerine caddenin karşısındaki dükkanında bulunan sütçü imam tabancasını alarak olayın olduğu yere geldi ve askerlerden birini öldürdü. Bir ata binerek izini kaybettiren sütçü imam işgal güçlerinin bütün çabalarına rağmen bulunamadı. Bu olaydan sonra sütçü imam gündüzleri köy köy dolaşarak düşmana karşı direniş çağrısı yaptı. Geceleri ise şehre inerek düşmana karşı başlatılan direnişe yardım etti. Böylece 22 gün süren Maraş Harbi'ne katılıp şehrin kurtuluşuna katkıda bulunan sütçü imam düşmana ilk kurşunu atarak Maraş'ın kurtuluş mücadelesini başlatmış oldu. Şimdi tepkili olduğu ortada, kararlı olduğu da ortada, gece gündüz çalışıyor, tarafsız diyemeyiz. Elbette ki Türk milletinden yana tavır sergilemiştir ve mücadele olduğu da çok net ortada. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Verilen telgraf metnine göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Urfa Fransız İşgal Kuvveti Komutanlığı'na, yüzyıllardan beri özgür ve egemen yaşamış bir millet istila ve esirliği kabul edemez. Wilson ilkelerine ve mütareke hükümlerine aykırı olarak gittikçe artan gaddarca ve zalimce istilaya karşı kutsal haklarımızın korunmasına fiilen karar vermiş bulunuyoruz. Urfa ve Havalisi Kuvayi Milliye Kumandanı Ali Sahip, 7 Şubat 1920. Bir, Fransızlar Wilson ilkelerine aykırı davranmıştır. Kesinlikle Wilson ilkelerine aykırı olarak diyor aldım. Urfa halkı bağımsızlıkçı bir tutum sergilemiştir. Esirliği kabul edemez diyor. Fransızlara karşı Kuvayi Milliye Birlikleri ile mücadele edilmiştir. Kutsal haklarımızın fiilen korunmasına karar vermiş oluyoruz diyor. Halktan bahsediyor. Dolayısıyla Kuvayi Milliye. Milli mücadelenin ilk kurşunu Urfa'da atılmıştır cümlesi doğru değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Tayyar Rahmiye ile ilgili verilen bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Rahmiye Hanım gönüllü olarak Güney Cephesi Kuvayi Milliyesi'ne bağlı 9. Tümen'e katılarak Fransız askerlerinin ele geçirdiği Osmaniye yakınındaki demir yolu tünelini patlatmış ve bölgedeki Fransız güçlerinin cephane ikmalini büyük sekteye uğratmıştı. Tayyar lakabıyla bilinen Rahmiye Hanım 1920 yılındaki muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileriye atıldığında Fransızlarca vurularak öldürülmüştür. Bu fedakar Türk kadınının mezar taşına şu cümleler yazılmıştır. Yarınların sahibi ey gençlik, iyi tanı, edebi sükunetle bu mezarda yatanı, hak için, bayrak için canını feda edip armağan etti bize bu mukaddes vatanı. 1. Güney cephesinde Fransızlarla savaşılmıştır. İlk cümlede bu ifade edilmiş. Kuvayi Milliye Birlikleri düşmanla mücadele etmiştir. Kuvayi Milliyesi'ne bağlı diyor aldım. Bağımsızlığa karşı topyekün şekilde mücadele edilmiştir. Şimdi sadece bu bölgeden, bölgesel mücadeleden bahsediliyor. Dolayısıyla da doğru cevabımız B şıkkıdır. Doğu Cephesi ile ilgili nutukta verilen sözlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan beri Ermeniler gerek Ermenistan içinde gerekse sınıra yakın yerlerde Türkleri toplu olarak öldürmekten bir an geri kalmıyorlardı. 1920 sonlarında Ermeni saldırıları dayanılmaz bir hal aldı. Ermeniler üzerine yürümeye karar verdik. 9 Haziran 1920'de Doğu Anadolu bölgesinde seferberlik ilan ettik. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık. 1920 Haziran'ında Ermeniler Oltu'da kurulan mahalli Türk yönetimine karşı o bölgeyi ele geçirdiler. Mahalli dediği yereldir. Dışişleri Bakanlığımız tarafından Ermenilerle 7 Temmuz 1920'de bir ultimatom verildi. Ermeniler aynı şekilde hareketlerine devam ettiler. Ultimatom sert uyarıdır. Yani uyarı kabul edilmezse savaş 24 saat içinde savaş ilan edilecektir. Ermeniler aynı şekilde hareketlerine devam etti. Yani ultimatoma red cevabı vermiş. Sonunda biz seferberlikten 3,5-4 ay sonra Ermenilerin Kötek ve Bardiz bölgelerinde toplanan birliklerimize saldırıyla savaşa başladık. Nutuk
Cilt 2 sayfa 359. Hangisine ulaşılamaz? Ermeniler Wilson ilkelerine dayanarak Türk topraklarını işgale girişmiştir. Geneline baktığımızda Wilson ilkelerine dair bir cümlemiz yok. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Verilen metne göre Doğu Cephesi ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Kazım Karabekir Paşa anlatıyor. Anlaşma şartlarımızı kabul etmeyen Ermenilere karşı taarruz başlattım. Son darbelerden sonra Ermeniler anlaşma şartlarımızı kabul ettiler. Anlaşma şartı olarak 2000 tüfek, 3 batarya seri ateşli dağ topu, 40 makineli tüfeği Ermenilerden alarak Doğu Cephesi'nin ilk zafer hediyesi olarak Batı cephemize gönderdim. Ermenilerin Sevr Anlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık ki geçersizliğini kabul etmiştir derken alırım. Askeri malzeme temini yapılmıştır derken alırım. Bugünü bu uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 101. Şimdi birinci bilgimizde Ermenilere karşı 15. kol orduyla mücadele edilmiştir diyor. Doğrudur fakat metinden bu çıkmıyor. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Verilen metne göre Kazım Karabekir ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Gürbüz Çocuklar Ordusu. Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanlarından Kazım Karabekir Paşa, 15. Kol Ordu Komutanı olarak Doğu Anadolu'da görev yapmıştı. Yıllardır süren savaşların sonucunda Doğu vilayetlerinde binlerce şehit çocuğu, yetim ve öksüz kalmış çocuk bulunmaktaydı. Bu çocuklar sefalet içerisinde yaşam mücadelesi vermekteydi. Sahipsiz kalmış bu çocukların yeniden hayata kazandırılması için yapılması gereken belliydi. Sokaklardan kurtarmak, iyi bir eğitim vererek meslek sahibi yapmak. Kazım Karabekir de bu amaçla bölgede birçok eğitim öğretim kurumu kurarak yetim ve sahipsiz kalmış bu çocukların eğitim alması için mücadeleye başladı. 1. Eğitim faaliyetlerine önem vermiştir. Doğru. 2. 15. Kolordu Komutanı olarak Doğu Anadolu'da görev yapmıştır. İfade edilmiş. Doğru. Öksüz ve yetim çocukların hayata kazandırılması için çalışmalar yürütmüştür. Doğrudur. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır.